Merhaba sevgili hanımlar, Örgü Annem hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle baharlık ve yazlık örgülerinizde ve bütün bebek örgülerinizde ve çeyizlik yeleklerinizde kullanabileceğiniz ojurlu çok güzel bir örnek hazırladım. Şöyle arka yüzüne de bir göz atalım. Örneğimiz 10 ve 10'un katları artı fazladan 1 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımını yaparken hemen örnek üzerinde de göstermek istiyorum. 1, 2, 3 tam motif ve 2 yarım motif olmak üzere anlatımımı yapacağım. Bunun için sizlere yine anlatımını yaparken 30 artı 1 artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 33 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz örneğimize hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yarım motifim için 1, 2, 3 tane düz örüyorum ve 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Burada ajurlu kısım için 1 doluyorum, 1 düz, tekrar doluyorum. Şimdi üçgen kısımdayız. Doladıktan sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arada 5 tane düz. 2, 3, 4, 5. 5 düzden sonra 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Tekrar ajurlu kısım için 1 doluyorum, 1 düz, tekrar doluyorum. Üçgen kısım için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arada 5 düz. 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Doluyorum ajurlu kısım için 1 düz, tekrar doluyorum ve soldaki yarım motifim için 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Kalan 3 düz. 2 ve 3. Kenar ilmeği. Örneğimizin ikinci sırasında ve arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgü boyunca arka yüzümüz devamlı ters hanımlar. Arka yüzümüzü bu şekilde ters olarak örüp hep beraber üçüncü sıramıza geçelim. Üçüncü sıramızdayız. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada 1, 2 tane düz örüyorum ve 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum yarım motifimiz için. Ortadaki ajurlu kısma geldik. Bir doladım. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Üçgenimiz için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arada 3 düz. Ve 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde üçgenimizi kapatıyoruz. Ajurlu kısım için yine bir doladım. 1, 2, 3 düz, tekrar doladım. Üçgenimiz için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 3 tane düz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Tekrar ajurlu kısım için 1 doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. Yarım motifim için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 2 düz. Ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramızı da bitirdik. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüp 5. sıramıza geçelim hanımlar. 5. sıramızdayız. Bu sıramızda ikinci sıradaki ajurlara başlıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düz örüyorum. Ve 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ajurlu kısma geldik. Burada ikinci ajurlara başlıyoruz. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Ortada bir tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Üçgen için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum.
bir tane düz, iki ilmeği sağa doğru kesiyorum üçgenimiz için, doluyorum, yine ajurlu kısma geldik. Doladıktan sonra iki ilmeği sağa doğru kesiyorum, doladım, bir tane düz örüyorum, tekrar doluyorum, bu sefer iki ilmeği sola doğru kesiyorum, tekrar doluyorum üçgenim için, iki ilmek sola kesiyorum, bir tane düz, iki ilmeği sağa doğru kesiyorum, tekrar doluyorum ajurlu kısım için, iki ilmek sağa kesiyorum, doluyorum bir tane düz, tekrar doluyorum, iki ilmeği sola doğru kesiyorum, tekrar doluyorum, iki ilmek sola ve sonda kalan bir düz ve kenar ilmeği. Şöyle bir bakalım genel görüntümüze. Evet, örneğimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüp 7. sıramıza geçebiliriz. 7. sıramıza geçmeden önce şöyle genel olarak bir bakalım. Bu sıramızda ikinci ajurlarımızın yapımına başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yarım motifim için son sağ kesmemi yapıyorum. Sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Ajurlu kısımdayız yine. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Burada üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Doluyorum. İki ilmeği bu sefer sola doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Burada artık üçgenimizi kapatıyoruz. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeği beraber örüyorum ve örmeden almış olduğum ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kapatmış olduk. Tekrar doluyorum. Ajurlu kısım için iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Üç tane düz. Tekrar doluyorum. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Yine üçgenimizi kapatıyoruz. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Üç tane düz. Doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Yarım motifim için son iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Buradaki motifimizi de tamamen bitirmiş olduk. Yarım motifi ve kenar ilmeği. Arka yüzümüz yine ters olarak örüp ön yüzümüze geliyoruz hanımlar. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi 8 sıra örmüş olduk. Şöyle hemen örnek üzerinde göstermek istiyorum. 8 sıra örerek buraya kadar örneğimizi tamamladık. Şimdi bir 8 sıra daha öreceğiz ve örneğimizi de buradaki el masamızı tamamen tamamlayacağız hanımlar. 9. sıramızla devam edelim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bir tane düz örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 5 tane düz örüyorum. Tam ajurlu kısmımızın üzeri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzden sonra 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Pardon, sağa doğru kesiyorum. Burada bir doluyorum. Bir düz. Tekrar doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 5 tane düz. 2 3 4 5. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Üçgenimizin hemen üzerindeyiz. Doladım. Bir düz.
Tekrar doladım. Buradaki ajurlu kısım için 2 ilmeği önce sola kesiyorum. 5 tane düz. İlmeğimi sağa doğru kesiyorum. Burada bir doluyorum. Bir tane düz ve kenar ilmeğim. 9. sıramızda bakın hemen üzerinde de göstereyim. Yerlerini aslında değiştiriyoruz örneklerimizin. Üçgenimizin üzerine ajurlu kısmı yapıyoruz. Ajurlu kısmın üzerine de üçgenimizi. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüp ön yüzümüze gelelim hanımlar. Arka yüzümüzü de ördük. 11. sıramızdayız. Yarım motifim için kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 tane düz örüyorum. Doluyorum. Burada üçgenimi kapatmaya devam ediyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arada 1 2 3 düz. 2 ilmeği sağa doğru kapatıyorum. Doluyorum. Ajurlu kısım için 3 tane düz. Tekrar doluyorum. Üçgenimi kapatmaya devam ediyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Arada 3 düz. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Yine ajurlu kısım için doluyorum. 3 düz. Tekrar doluyorum. Üçgenimi kapatmaya devam ediyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. 3 düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. 2 düz. Ve kenar ilmeğim. 11. sıramızı da bitirdik. Arka yüzümüz yine ters. Ve ters olarak örüp 13. sıramıza geçebiliriz. 12. sıramızı da ördük. Şimdi 13. sıramızdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine yarım motifim için bir tane düz örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bu bizim yarım motifimiz için. Doladım. Üçgenimizi kesmeye devam ediyoruz. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir tane düz. 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Doladım. Buradaki ajurlu kısmındaki ikinci ajurlara başlıyoruz. Doladıktan sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Üçgenimiz için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir düz. 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doladım. Bir düz. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Üçgenimiz için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir tane düz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doladım. 2 ilmeği yarım motifimiz için sağa doğru kesiyorum. Tekrar doladım. Bir düz. Ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzümüz yine ters olarak örüp ön yüzümüze geliyoruz hanımlar. Arka sıramızı da ördükten sonra örneğimizi 16 sıra örerek tamamlamış olduk hanımlar. Bu sıradan sonra tekrar en başa dönüyoruz. Bir üst motife geçişe örgüye yeni başlayan hanımlar zorlandığı için tekrar göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 5 tane düz.
5. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 5 tane düz. 3, 4, 5. 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Tekrar doluyorum. Bir düz. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yarım motif için. Ve 3 tane düz. Kenar ilmeği. Pürüz motife geçişimiz de bu şekilde sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.